Taha Ün burada konuğumuz. Yeni Şafak yazarı Taha, hoş geldin. Hoş bulduk. Önce son anketten başlayalım. Şimdi tabii bir efsane olarak bir Sarıgül dönüyor yıllardır ortalarda. Yıllarca da şu dendi hep, yani CHP İstanbul Büyükşehir'e Sarıgül'ü gösterse çoktan alırdı İstanbul'u deniyordu. Evet. Derken o tarih geldi. Hı-hı. Hakikaten CHP'nin İstanbul'a Sarıgül'ü gösterdiği tarih geldi. Fakat Denge Araştırma'nın bugün yapmış olduğu anketten anlıyoruz ki seçmen çok öyle düşünmüyor. Ne dersin? Şimdi tabii bence CHP'nin ortaya konan bir sürü aktörü vardı. İşte Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen. Belki onlar içerisinde bence en kötü tercihti Mustafa Sarıgül. Yani CHP açısından. Yani CHP açısından tabii ki. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Hani Sarıgül diye bir isim var sadece. Hani insanların kafasında işte belediye başkanı olarak bildiğiniz kim var? İşte Mustafa Sarıgül var. Bunun altında yatan sebep ne? Bunun altında yatan sebep işte Mustafa Sarıgül'ün görünür olması. Görünür olması. İşte Şişli'de belediye başkanlığı yapıyor olması. Bir kere yani Şişli'de belediye başkanlığı yapıyor olmak önemli bir şey. Tabii daha evvel Fatma Girik'in falan olduğu bir yer. Tabii yani medyatik bir yer. Tabii ki. Dolayısıyla tabii de iyi bir medya iletişim ve PR ekibinin oluşmuş olması. Ama hani bunun dışında insanlara mesela Mustafa Sarıgül ve belediyecilik deyince ne aklınıza yaptın? Ne geliyor dediğinde tek aklına gelen şey Ray-Ban Gözlük. Cenazeyle alakalı siyah beyaz bir tane fotoğraf ve cenazeler geliyor. Yani insanların aklına Mustafa Sarıgül'le alakalı gelen belediyecilik ve vizyon anlamında beliren başka bir şey yok. Oysa Kadir Topbaş dediğiniz zaman Kadir Topbaş belediyeciliğinin halkta bıraktığı bir algı vardır. İşte Ali Müfit Gürtun'a ve Ali Müfit Gürtun'a belediyeciliği dediğiniz zaman onun halkta bıraktığı bir algı vardır. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminin halkta bıraktığı bir algı vardır. İyi ya da kötü Nurettin Sözen'in, Bedrettin Dalan'ın bile belediyecilik anlamında akıllarda, hafızalarda bıraktığı bir şeyler vardır. Lokal olarak ilçelere gittiğinizde, işte atıyorum Selami Öztürk, mesela işte Kadıköy'den yaklaşık 20 seneden beri falan belediye başkanlığı yapıyor. Selami Öztürk'ün belediyeciliğini birkaç cümleyle anlatın dediğinizde insanlar birkaç cümleyle bir şeyler anlatabilirler. Mesela ama 99'dan beri işte Mustafa Bey, Sayın Sarıgül Şişli'de belediye başkanlığı yapıyor. Ama hadi gelin bize şeyi anlatın dediğinizde. Altyapı, üst yapı, kaldırı, imar, Sarıgül Belediyesi nedir dediğimizde kocaman bir soru işareti. Yani kimsenin hepsinden birazcık böyle ortaya karışık bir format ortaya çıkıyor. Tabii dolayısıyla mesela ben sana sorayım. 2009 seçimlerindeki o Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında esen rüzgarı hissedebiliyor musun Mustafa Sarıgül'ün yok, arkasında? Yok, şu anda sokakta o rüzgar. Ben hiç hissetmiyorum. Ben hiç, yani Sarıgül... Ya başka bir takım değişkenler de var. Mesela Kılıçdaroğlu hiç İstanbul'u bilmiyor olmasına rağmen... daha mesela hani sokaklardan değil de bürokrasiden geliyor olmasına rağmen tabii. Yine de Kılıçdaroğlu özellikle bir önceki dönemi aday olan Sefa Sirmen'den 8-10 puanda da yüksek 8 puan A alarak 6 neredeyse, puan mıydı? Yani yükseltti. 31'di galiba. Evet, doğru. Öyle bir şey olması lazım. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu ve ekibinin arkasında da bir rüzgar vardı. Sarıgül için aynı şeyi söylemek belki söyleyemiyoruz. Yani şöyle bir şey, hani 15 yıldan beri şimdi nasıl bir hava istiyorlar işte 15 yıldan beri İstanbul'un özlemle beklediği ya da İstanbul'daki sosyal demokratların, sol seçmenin özlemle beklediği bir isim de Mustafa Sarıgül. Yani İstanbul öyle bir hava yok. Yani 15 yıldan beri özlemle beklenen solcuların ya da sol siyasetin adayı değilmiş demek ki Mustafa Sarıgül. Bunun arkasında şöyle bir şey var. Tabii burada Mustafa Sarıgül'e de çok fazla haksızlık yapmamak lazım. 2009 seçimlerinde bence benim şahsi fikrimdir bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında esen rüzgarın mimarı Gürsel Tekin'dir. Şimdi hakkını yemeyelim. Gürsel Tekin iyi bir teşkilatçıdır. Gürsel Tekin iyi bir örgütçüdür. Tabandan itibaren bu işin şeklini, şemalini, sistemini iyi bilen adamdır. Sürpriz yapmayı bilen adamdır. AK Parti'ye pek çok yerde sürpriz yapmıştır. Mesela 2009 seçimlerinde CHP'nin aldığı birkaç tane ilçe belediyesi tamamıyla Mustafa Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı döneminde masa başına yaptığı birkaç operasyondan kaynaklanmıştır. Yani şu adamı şurada belediye meclis üyesi yazalım, o adayı şununla değiştirelim, bunu da böyle yapalım diye yapmış olduğu hamleler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu ilçe belediyeleri vardır İstanbul'da. Yani Gürsel Tekin bunu başarabilecek zekaya ve bunu başarabilecek siyasi öngörüye sahip bir adam. Şu an Mustafa Sarıgül'ün arkasında bu rüzgarın esmemesinin tek sebebi ya da en önemli sebebi diyelim bence Gürsel Tekin faktöründen bence mahrum olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün. Dolayısıyla bu böyle gider. Gürsel Tekin destek vermiyor mu Sarıgül'e şu anda? Vermiyor tabii ki. Vermiyor. Yani, bizim aynı 1994'te Zülfü Livaneli'nin CHP'den aday olduğu zaman teşkilat desteği olmaksızın yola çıkışını hatırlıyoruz o zaman değil mi? Ona benzer bir hava var yani. Yani hemen hemen evet. Hemen hemen. Yani büyük ölçüde böyle bir şey söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Mustafa Sarıgül gördüğümüz kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamasam bile
hani benim burada belediye başkanlarım olsun diye düşündü. İşte o şekilde zaten bazı yerlerde atama yapıyorsun. Evet, atamaları. Yapamadığı yerler mesela Kartal ciddi bir direniş oldu. O yani kendi hemşehrisi Hüsnü Süslü'yü aday yaptı dendi. Hatta bir yerde şöyle demiş yani mevcut belediye başkanı Altınok Öz için işte çok kendine güveniyorsa bağımsız girsin falan dediği rivayet ediliyor. Fakat gece saat 3'te MYK bitti. Hüsnü Süslü adaylığı netleşmişken geri döndü. Tekrar Altınok Öz'lendi yani. Orada yani bazı yerlerde yapamadığı da oldu. Tabii. Operasyonu ama beceremediği de oldu yani. Ya oradaki derdi şu gördüğümüz kadarıyla bir de hani teşkilat niye arkasında yok? Onu konuşuyoruz ya. Şimdi sonuçta sen sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kalsan, ilçelere en azından çok fazla böyle bu kadar domine etmemeye çalışsan, teşkilat sen ne olur niye olmasın? Teşkilat seni taşır. Ama sen eş başkan gibi takılırsan. Tabii canım mesela bu yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını çok da suçlamıyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı 2004'te Sefa Sirmen'i taşımış sırtında yani. Yuvacık Barajı'nın iddialarını sırtında taşıyan, İstanbul İş Bölgenek bağlamayan bir adam almış getirmiş. Sırtında taşımış. Fena da değil o zaman. %29 ya da %30 civarında bir oy almış Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Sefa Sirmen gibi bir isim için iyi bir başarı. Yani bunu başarmış bir teşkilat neticede. İstanbul'da olmayan bir adam için. Tabii canım Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı. Seni de taşırdı sırtında. Ama sen ne yapıyorsun? İşte ya belediye başkanlığını kazanamazsam diyorsun. Bir şekilde kendi gücümü muhafaza edebilmek için, kendi gücümü domine edebilmek için, bunu sürdürebilmek için farklı yerlerde benim atadığım belediye başkanlarım olsun diyorsun. Bu da doğal olarak ne yapıyor beraberinde? Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyıcı lokomotif vasfındaki bazı ilçe teşkilatlarını ve onların bağlantılı olduğu il teşkilatındaki unsurları senin yanından uzaklaştırıyor. Dolayısıyla sen kendin işte 3-5 tane PR'cın, bu işte senin kampanyanı Amerikan başkan adaylarının seçim kampanyasına benzetmeye çalışan birkaç tane Özenti Beyaz Türk'ün elinde falan böyle işte kendince bir kampanya yapmaya çalışıyorsun. İkisi ama halkta karşılığı yok. Ya abi yok tabii yani şimdi sen çıkıp kırmızı bir kazak giyip ondan sonra sahnede öyle milletle böyle bir elini falan çak yapıp ondan sonra işte iki şey söylüyorsun Pator'dan bir şarkı çalıyor hadi eller havaya hep beraber bilmem ne falan ondan sonra işte pat bir şarkı çalıyor Gezi'de ölenler için hüzünlü bir türkü ağlıyorsun ondan sonra iki dakika sonra tekrar bir daha kandıramazsın beni falan diye şarkı türkü yok abi böyle bir şey yani bu hani Amerika'da yer belki. Ama yani bizim seçmen yemez abi burası Türkiye yani neticede. Dolayısıyla ben Mustafa Sarıgül açısından bu seçimlerin ve bu seçim kampanyası, bu seçim sürecinin tam bir hayal kırıklığı olacağını düşünüyorum. Peki gelelim paralel paralel tartışmaya. Enteresan şeyler oluyor bu paralel meselesinde. Önce tabii TCD'de Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın hazırladığı bir Yalanlar ve Gerçekler diye bir broşür çıktı. Çok şaşırtıcı değil ama hani buna birilerinin cevap vermesi lazım. Yani çok ciddi bir kumpasın, çok ciddi bir tuzağın, tuzakla karşı karşıya olduğumuzun belgesi niteliğinde yapılmamış bir ihalede fesat yapıldığı, yolsuzluk, usulsüzlük yapıldığı yapılmamış değil. Daha henüz yani şeyi bile yapılmamış. Yani hiçbir aşamaya gelmemiş olan fikir aşamasından bir şey var yani. Fikir aşamasında. Teşebbüs yolsuzluğu diyelim o zaman. Teşebbüs yolsuzluğu. Ne diyorsun bu meseleye? Ya insanlar böyle kafalarından bakmışlar şurada bir tane demir, şurada bir tane simit sarayı, şurada bir tane şey ha tamam. Ya adam şey kafeterya ihalesi falan bir şeyler karıştırmışlar işin içine. Yani böyle garip nereden ne bulursa onu doldurmuşlar yani. Şimdi 17 Aralık gecesi, pardon 18 Aralık olması lazım. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın görevden alınıp Aksaray Valisi'nin Selami Bey'in İstanbul Emniyet Müdürü atanmasıyla beraber 17 Aralık darbe girişiminin boşa çıkacağının büyük ölçüde hissedilmesiyle birlikte bu paralel yapılanmanın taşıyıcı gazetecilerinden bir tanesi bir tweet attı. Dedi ki burada asıl olan şey yolsuzluk davası değil. Mahkemelerin sonucu değil. Mühim olan dedi burada algı. Bize de algıları değişiyor. Aynen çok net ve pervasız bir şekilde aynen bu cümleyi kullandı. Dedi ki mahkemenin sonucu önemli değil. Mühim olan şey algı ve biz dedi bu algıyı yerleştirdik. Dedi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu algısı. Aynen. Yolsuzluk ve operasyon değil. Yolsuzluk ve rüşvet. Tabii yolsuzluk ve rüşvet yapan AK Parti iktidarı. Doğru. Böyle bir algıyı yerleştirdik dedi. Tabii bu esasen kendilerinin toplumu okumaktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor aslında. Bu olayın başka bir tarafı ama hani karşı tarafın yani bu operasyonu yürütmeye çalışan zihniyetin bakış açısını ifade edebilmesi adına söylüyorum bunu. Dolayısıyla şimdi Astım projesini yapıyorsun. 5,5 milyar TL'lik, 5,5 milyar dolarlık mıydı? Hı hı. Bir yatırımdan bahsediyoruz orada Marmaray'da. Sen kalkıyorsun orada vay efendim büfenin yeri orası mıydı, burası mıydı? Ya başlı başına bu iddia bile aslında yapılmaya çalışılan bu operasyon ne derece sakil,
ne derece öngörüsüz ve ne derece maksatlı bir operasyon olduğunu ortaya koyuyor. Zaten başlangıç aşamasında hatırlarsın, yani bir fotoğraf paylaşıldı, böyle hani çatlaktan su sızıyor, altında kova var falan böyle. Şey gibi, yani sanki boğazın yüzlerce metre altında tabii. Böyle bir facianın tabii, sınırına gelmişiz falan böyle. Evet. Değil mi? Yani sanki hani önce oradan başladı zaten bu şeyler. Şuradan başladı. 17 Aralık şey, Marmara'ya açılır açılmaz ertesi gün ya The Independent Economist olması lazım. Marmara'yı Türkiye'yi bölen proje olarak tanıttı. Tabii Türkiye'yi bölen proje diye haberini geçti. Ama tabii şöyle bir şey var. Bu tabii tahmin ediyorum Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuna kadar sürecek olan bir süreç. Yani bu böyle hani bir günde iki günde bitebilecek olan bir şey değil. Çünkü bence Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar görmüş olduğu en değişik tehditle karşı karşıyayız. Yani şöyle bir şey var. Aslında örgütlü bir yapı ama örgütsüz bir yapıymış gibi davranıyor. Birbiriyle yazılı bir akitleşme üzerinden paydaşı olmayan, birbiriyle yazılı bir akitleşme üzerinden bağları olmayan ama birbirinden kopuk ama aynı merkezden idare edilen bir örgütlü yapılanmadan bahsediyoruz. Bir fikri disiplin olmayan bir hareketten bahsediyoruz. Bir etik kaygısı, bir haysiyet beklentisi olmayan bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Çünkü böyle bir kaygıları yok. Son derece bir Machiavellist bir yaklaşımla, yani kendi o dar örgütlerinin menfaati için son derece Machiavellist bir yaklaşımla hareket eden, işte burada iftira atmaktan, burada yalan söylemekten, burada namuslu, iffetli, başörtülü kadınlar hakaret etmekten geri durmayan, bu uğurda yalan olduğunu bildiği halde haber paylaşmaktan geri durmayan, bu uğurda Türkiye'nin en hassas günlerinde hayır kardeşim biz böyle bir şey söylemedik dediği halde Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı'nın sözünü çarpıtıp bunu saatlerce haber olarak tutan, daha sonra yetmedi, ajans haberi çektiği halde farklı gazeteler üzerinden aynı haberi ısrarla sürdüren bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani o malum ses kayıtları ortaya düştüğü zaman bir şekilde o yapılanmayla çok net şekilde bağlantıları olduğu herkesce bilinen bir adamı, ya bu adamın bize bir alakası yok ki falan diyebilecek kadar bir kendilerini nasıl söyleyeyim ben? Zekayla dalga geçen bir durum var. Zekayla dalga geçiyor ya. Hem zekayla dalga geçiyor hem de kardeşim ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Şimdi öyle dedikleri zaman da söyleyecek söz bulamıyorsun. Şimdi yani bu paradoksa ben de çok düşüyorum. Diyor ki adam, ben yakında şunu bekliyorum. Bizimle alakası yoktur diyor. Ben yakında mesela işte Ekrem Dumanlı için, yakında işte Hüseyin Gülerci için, hatta yakında belki Fethullah Gülen için bile, efendim lütfen yani Fethullah Gülen Hizmet Hareketi temsil etmez ki falan diyeceklerini bekliyorum yani. Derlerse şaşırmayacağım. Evet. Bize bir liste yapsınlar. Yani Türkçe olimpiyatları ve işte Maklube dışında. Gazete tamam mı? Belki o bile değil, bilmiyoruz. Biz belki kendi kendimize vehme diyoruz. Bu cemaatin birisi bize bir liste yayınlasın. İşte Maklube bizi temsil eder. Türkçe olimpiyatları bizi temsil eder. İşte Gazeteciler Yazarlar Vakfı işte 6 ay temsil eder, 3 ay temsil etmez falan. Bize böyle bir liste çıkarsan biz de bilelim değil mi? Sonuçta kim cemaati temsil ediyor, kim cemaati temsil etmiyor, kim cemaat adına konuşabilir, kim konuşamaz. Biz kimin konuşun cemaate vehmetmeliyiz, kimin konuşmadığını cemaate vehmetmemeliyiz. Bunu bir bilelim. Şimdi böyle bir şey yok. Tutarsa cemaatten, tutmazsa bizle alakası yok. Ya işte tam da bu yüzden Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü, göreceği en değişik bir tehdit algısı, bir değişik yapılanmayla biz karşı karşıyayız. Peki mesela şimdi deniyor, mesela başbakan... Ama şunu söyleyeceğim, başbakan son... Dedi ki, İran dönüşü uçakta dedi ki, yani son tahlilde dedi, biz senin de bahsettiğin gibi bu bir değişik bir tehdit algısı, ne olduğunu tabii bilmemek, yani kimle karşı karşıya kaldığını, hangi argümanları kullanacağını, nerede durduklarını bilmediğin bir yapı, hakikaten de kafa kaşıklığına yol açıyor. Ama galiba daha somut, daha ele tutulur bir şey 30 Mart'tan sonra göreceğiz. Çünkü başbakanın anlattığından anladığımız kadarıyla 30 Mart sonrası bir siyasi hareket geliyor. Evet. Bugün hani BDP şey, özür dilerim, BBP falan diyorlar ama BBP falan gibi değil yani, daha sağda, yani o da sağda diyelim daha doğrusu, ama sadece AK Parti'den kopanları değil, belki başka siyasi partilerden kopanları da kapsayacak bir, yani muhalefet de mevcut AK Parti iktidarına yapabilecek bir geniş kapsamlı bir siyasi hareket geliyor gibi görünüyor. Ne dersin? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, o cümlemi bitireyim. Bir kere bu, dediğim gibi, Cumhurbaşkanlığı sürecine kadar sürecek olan bir süreç.
karşılıklı hamlelerin olacağı, karşılıklı mücadelenin yaşanacağı bir süreç. Ama şunu bilsin bence vatandaşlarımız, izleyicilerimiz. Şu saatten sonra Cunta'cı yapılanmanın yapacak olduğu hiçbir hamle 17 Aralık'taki kadar güçlü olmayacak. Ya bunu yapabilmek gücünü ve kudretini büyük ölçüde kaybetmiş durumdalar. Zaten öfkelenmelerinin, kontrolden çıkmalarının, o bizim çok böyle muhlis gördüğümüz ya da işte entelektüel birikimine çok güvendiğimiz insanların bir anda edep ve haysiyet çizgisinden kopup bambaşka yerlere savrulmasının alttaki sebep de bu öfke. Yani 17 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık üzerine tüy dikmeye çalıştıkları iş başaramadılar. O bitti. Bir daha da bunu başaramayacaklar. Yani bir kez daha bu ülkede işte 3 tane savcı, 5 tane polis, 2 tane emniyet müdürü, işte 3,5 tane de gazeteyle bir daha bu ülkenin siyasi nizamını, müesses yapısını, parlamenter sistemini, kurumlar arasındaki ilişkileri tahkim edebilmek adına bir hamleye kalkışamayacaklar. Bu bir kere çok net. Yani bu konuda herkesin buna inanması ve bunu bilmesi lazım. Öfkelerinin, haysiyet sınırlarını aşmalarının, bırakın Müslümanlığı, insanlıktan çıkan bir üsluba bürünmelerinin tek sebebi bunun öfkesidir. Başaramadıklarının ve her geçen gün algıda kaybediyor olmalarının, gemilerinin su alıyor olmasının getirmiş olduğu öfkedir bu. Bunu bir kere herkes bilsin. Onun dışında tabii yeni bir siyasi oluşum peşinde uğraştıkları uzun zamandan beri bildiğimiz bir gerçek. İşte hatta bu konuda biliyorsun pek çok isim de dolaşıyor ortalıkta. Hatta bir tane siyasi partide kurulmuş. Bir siyasi parti kurulmuş. Bir isim de varmış başında. Şimdi onun tabii ismini falan paylaşmayalım burada. İyi olur. Yani neticede Gülen Hareketi'nin Türkiye'de yaklaşık 40-45 yıllık falan bir birikimi var. Ve bu birikimin Anadolu insanının aslında kaynağında Anadolu insanının bulunduğu bir kaynak bu. Öyle bir birikim. İşte iyi kötü dünya ile küresel bir teması oldu. Bu küresel temastan belki içine edinebilecekleri, kazanım sağlayabilecekleri bir bakış açısı mutlaka eklemişlerdir. Tabii bunun meşru işte ilkelerini, beklentilerini, misyonunu, hedeflerini falan yazdıkları bir yazılı bir disiplin içerisinde halkın istifadesine sunmaları, halkın tercihine, takdirine sunmaları güzel bir şey olur. Yani Türkiye bundan zarar görmez. Türkiye bundan kazançlı çıkar. Cemaat de bence kazançlı çıkar. Bir siyasi parti kurmaları haline. Çünkü siyasi parti kurdukları zaman milletin kendileri hakkındaki kesin kanaatlerini öğrenmiş olacaklar. Yani sen milletin, tabii yani sen sonuçta milletin senin hakkında kesin kanaatini gidip burs isteyerek şey yapamazsın. Öğrenemezsin. Çünkü sen sonuçta burs istediğinde işte Cibuti'deki öğretmeni istiyorsun o bursu. Tabii. Ama yani oyu kendine isteyeceksin. Türkiye'yi yönetmek için oyu isteyeceksin. O zaman göreceğiz. Bu hem cemaatin kendi algısını, kendi beklentisini toplumla senkronize edebilmesi açısından, daha rasyonel bir çizgi oturması açısından bence bir kazanç sağlar. Türkiye'ye mutlaka belli bir kazanç sağlar. Neticede biz işte PKK'yı bir şekilde siyasi misyon olarak dillendiren ama işte bugün kravatını takım elbisesini giyip meclise gelip oturan BDP'yi sindirmiş, hazmetmiş. Onun bile Türkiye'nin bir Türkiye bir kazancı olabilir mi? Türkiye bir kazanç haline dönüştürebilir miyiz? Beklentisiyle mesela yaklaşan insanlarız. Herkes siyaset yapsın. Tabii ki canım, kesinlikle yani. Gülen cemaatini mutlu oluruz yani. Ya kursunlar bir siyasi parti, bir genel başkanları belli olsun. İşte hedefleri belli olsun. Mesela işte İsrail ilişkileri nasıl planlıyorlar? Avrupa Birliği ilişkileri nasıl planlıyorlar? Orta Doğu vizyonlarını, Orta Doğu çizgilerine nasıl bakıyorlar? İşte Türkiye'nin cari açığını nasıl dengelemeyi düşünüyorlar? KOBİ'lerle alakalı beklentileri ne? Balkan vizyonumuz ne? Mesela bunları bir koysunlar masaya, bir koyalım. Kendini nasıl tanımlıyorlar, nasıl ifade ediyorlar? Tarım politikaları nedir? Sağlık politikaları nedir? Bunları bir görelim. Makro çizgileri ne planlıyorlar? Mikro çizgileri ne planlıyorlar? Benim yaşadığım mahalleye ne vaat ediyor? Benim yaşadığım ilçeye ne vaat ediyor? Öyle ya. Bugüne kadar hep millet onlara bir şeyler vaat etti. Para vereceğim dedi, burs vereceğim dedi, yurt yapacağım dedi, okul yapacağım dedi filan. Biraz da onlar somut bir şeyler vaat etsinler millete. Bir de o şekilde görelim. Ben inşallah olursa, Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi bir süreç olursa, memleketinde onların da çok hayırlı bir iş olacağını düşünüyorum. Peki. Yine buna bağlantılı şu Adana'daki tır meselesi var. Evet. O Adana'daki tırla ilgili enteresan tabii şeyler çıkmaya başladı ortaya. Hı hı. Bugün bir ihbar maili var. Bir subay İçişleri Bakanlığı'na bir ihbar maili gönderdi. Zaten başka detaylar da var. Mesela bugün yarın ortaya çıkacak. Operasyon ile ilgili hazırlıkların o tırlarla ilgili ihbar yapılmadan evvel başladığını öğreniyoruz. Bunun belgeselini de bugün yarın hep beraber göreceğiz büyük bir ihtimalle. Evet. Ne diyorsun bu Adana'daki tır meselesiyle ilgili olarak? Şimdi zaten tır meselesiyle alakalı detaylar ortaya çıktıkça şunu anlıyoruz ki Başbakanlık'ta, MİT'te, devlette tırının durdurulacağını biliyormuş.
Fıtığın nerede durdurulacağını, kimin tarafından durdurulacağını, kaç kişi tarafından durdurulacağını devlet biliyormuş. Ortaya çıkmaya başladı. Yani bence bütün bu detaylar ortaya çıktıkça, döküldükçe. Zaten tır meselesi yaşanır yaşanmaz Cemil Barlas bir tweet atmıştı. Bu işte sazan avıdır gibi tam o manaya gelecek olan bir tweet atmıştı. Şu anda da gözüken tablo bu. Yani görülüyor ki MİT ve devlet bu tırların durdurulacağını biliyordu. Bildiği halde engel olmadı. Engel olmayarak öyle ya. Bu paralel yapılanmanın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla net bir şekilde ortaya koydu. Yani siz Cenevre'de konuşulan o fotoğraflar, 55 bin kare fotoğraf ortaya çıktıktan sonra bu ülkeden Suriye'ye giden tırın içinde bak her ne varsa, her ne varsa, çocuk bezi de olabilir, Özgür Suriye ordusuna silah da olabilir. Her ne varsa içinde. O fotoğraflar çıktıktan sonra o tırı durduran mekanizma, o tırı durduran sistem hangi gerekçeyle o tırı durduruyorsa durdursun. Bakın bu ülkenin evladı olmayı, bu devletin savcısı olmayı falan bir tarafa koyuyorum. İnsanlıktan nasibini almamış demektir. Vicdandan nasibini almamış demektir. Ve kalbinde, bağrında zerre kadar Allah korkusu taşımıyor demektir. Yani sen orada humusta insanlar kedi kesip pişirip Allah muhafaza yemek için fetva isterken artık Yermük kampında açlıktan dolayı kitlesel ölümler başlamış bir haldeyken bir ordu bütün haysiyetini kaybetmiş bir şekilde varil bombalarıyla, yani bir günde bir yerleşim merkezinde 250'den fazla varil bombası atarak kitlesel ölümler yapmayı amaçlarken sen halen daha buradan giden tırda vay efendim çocuk bezim var, yok efendim ilaçım var, yok o amonyak asitten deterjan da olabilir ama bomba da olabilir filan diye bu tırı durdurmaya çalışıyorsan arkadaş, senin burada iki tane amacın var demektir. Birincisi bu ülkeye ihanet etmek. İkincisi Suriye halkına ve Suriye'ye ihanet etmek. Bunun başka hiçbir izahı, bunun başka hiçbir açıklanabilir tarafı yok. Kaldı ki burada gözden kaçırdıkları bir şey var. Velev ki diyelim tırnak içinde silah götürüyor diyelim şey. O tırlar. Tırlar mı? Silah götürüyor. Arkadaş Türkiye silah üreticisi bir ülke mi? Ben bilmiyorum. Türkiye silah üreten bir ülke mi? Yani konvansiyonel silah üretebiliyor mu Türkiye? En azından böyle büyük değil yani. Ha, Türkiye konvansiyonel silah üretebilen bir ülke değil. Kimler konvansiyonel silah üretiyor? İşte Amerika üretir, Fransa üretir, İngiltere üretir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri, daimi üyeleri. Evet. İşte Rusya üretir, Çin üretir falan. Barışı getirmekle mükellef olan daimi üyeler. Silah üreticisi. Şimdi biz Rusya ve Çin'den alacağımız silahları Suriye muhalefetine sevk edemeyeceğimize göre, değil mi? Kimden gelirse biz silah sevk edeceğiz oraya? Herhalde NATO üyesi. NATO üyesi olan Amerika'dan gelirse, İngiltere'den gelirse, Fransa'dan gelirse, Almanya'dan gelirse o silahları biz sevk edeceğiz. Peki Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ya da Almanya'nın işte Özgür Suriye ordusu dışında herhangi bir yapılanmaya Türkiye'nin herhangi bir silah sevkiyatı gerçekleştirmesi halinde, hele de Amerika'dan aldığı silahı diyelim, tespit edebilme imkanı var mı yok mu? Peki buna müsaade eder mi? Etmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani sen kalkacaksın, Amerika'dan silah alacaksın, Amerika'dan aldığın silahı götürüp şeye vereceksin. El-Kaide'ye vereceksin. 11 Eylül'ü yapan adama. Bir kere imkansız ya. Güler buna insanlar. Diyelim ki silah var. Tamam mı? Kardeşim eğer bu tırda silah varsa şunu bir kere bilin ki bu silah Özgür Suriye ordusuna gidiyordur. İşte o silah Özgür Suriye ordusuna gidiyorsa bilin ki o silahın bilgisi Amerika'da da vardır, İngiltere'de de vardır, Almanya'da da vardır, Fransa'da da vardır. Her kimle berabersen NATO'nun bilgisi vardır. Sen burada kimi kime şikayet ediyorsun? Onu çok merak ediyorum. Yani işte Türkiye'ye Lahey Adalet Divanı'nda dava açılabilmiş Tayyip Erdoğan'a. Niye Özgür Suriye ordusuna silah verdiği için? Kardeşim Özgür Suriye ordusu bugün içerisinde Amerika'nın da bulunduğu, Almanya'da da bulunduğu, NATO üyesi ülkelerinde bulunduğu 60'tan fazla ülkenin resmen tanıdığı, evet kardeşim Suriye'nin meşru gözümüzdeki silahlı kuvvetleri budur dediği oluşumun adı. Neyin peşindesin yani? Peşinde oldukları şey çok net. İşte buradan kayıt düşürüyorlar. Yapay bir gündemle, yapay bir tartışma havasıyla, yapay bir panikle Türkiye'de bir gündem oluşturabilirsek, oluşan bu gündem üzerinden Türkiye'ye girişi devam eden bir türlü engelleyemedikleri yabancı sermaye girişini engelleyebilirsek, Türkiye'nin ne olacağı belli değil havası oluşturup ekonomiye bir darbe vurabilirsek Tayyip Erdoğan'dan kurtuluruz. Bütün dertleri bu, bütün planları bu. Yoksa bu işi kurgulayan adamlar da çok iyi biliyorlar ki iddia ettikleri bu iddiaların hiçbirisi ipe sapa gelmez iddialar.
oluşturmaya çalıştıkları bu iddiaların hiçbirisinin bir altyapısı yok. Oluşturmaya çalıştıkları bu iddiaların batılı ülkelerde de bir karşılığı yok. Evet. Onun için mevzunun gerçeği bu. Ama çok şükür başaramıyorlar ve başaramayacaklar yani. Tahayyün. Çok teşekkürler geldin değerlendirmeniz için. Sağ olasın. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.